Bir zamanlar uzak köyün birinde yaşlı bir çift yaşarmış. Bu çiftin Milo adında tombul mu tombul bir kedileri varmış. Ancak evde yaşayan tek hayvan o değilmiş. Duvarların arasında çok kalabalık bir fare ailesi yaşıyor. Yemek bulmak için evin içinde Milo'ya yakalanmadan koşturup duruyorlarmış. İyi yakala! Tuttum. Dikkat edin! Milo arkanızda! Milo, fareler ne zaman yemek almak için yuvalarından dışarı çıksa onları avlamaya çalışıyormuş. Herkes burada mı? Gonzo? Buradayım anne. Peki biricik kızım prenses burada mı? Buradayım anne. Artık yemek yiyebiliriz. Hadi çocuklar. Fare ailesi yemeklerini yediği sırada Milo da büyük bir titizlikle fare deliğini gözlüyormuş. Çocuklar, oyalanmayın ve tabağınızı bitirin. İşte tam o sırada huysuz kedi Milo bir anda patisini sokuvermiş fare deliğinden. Fare ailesi panik içinde ayaklanıp kaçışmaya çalışırken Milo prensesi kuyruğundan yakalayıvermiş. İmdat! Beni yakaladı! Prenses Milo'nun ağzına doğru sürüklendiği sırada kardeşi Ponko zar zor da olsa onu kurtarmış. İstediğini alamayan vahşi Milo homurdanarak yatağına geri dönmüş. Ertesi gün kalabalık fare ailesi bir toplantı düzenlemiş. Her ne yaparsak yapalım, Milo o kadar sessiz hareket ediyor ki bizi ne zaman, nerede yakalayacağını bir türlü anlayamıyoruz. Evet, doğru. Evet. Bu yüzden bir plan yapmalıyız. Herkes uzun uzun düşünürken Gonzo'nun aklına parlak bir fikir gelmiş. Buldum. Milo'ya çıngırakla bir tasma takacağız. Böylece her yaklaştığında çıngır çıngır sesler çıkaracak ve biz de hemen kaçacağız. Bu mükemmel. Harika bir fikir. Aslında bu fikri ben de çok beğendim Gonzo. Ama çıngırağı kediye kim takacak söyler misin lütfen? Ben takmam. Ben hiç takmam. Ben, tamam. Ben takabilirim. Gonzo, bu çok tehlikeli. Bir planım var. Ertesi gün Milo, baba farenin onu izlediğini fark etmeden günlük yaramazlıklarını yapıp yorgun yorgun uykuya geçtiği sırada baba fare planın başlaması için işaret vermiş. Önce biri ocaktaki tencerenin kapağını sessizce kapatmış ki Milo yemek kokusunu alıp bir anda uyanmasın. Sonra diğer iki fare kedinin kulaklarını birer küçük süngerle tıkamış ki Milo çıngıraklı tasmanın sesini duymasın. Ve son olarak baba, anne ve fare kardeşler Gonzo'yu dikkatlice tutarak Milo'nun tepesine doğru yavaşça indirmişler. Gonzo elindeki çıngıraklı tasmayı dikkatlice Milo'nun boynuna geçirmiş. Plan tamamlanınca fare ailesi hemencecik evlerine geri girmişler. İşte o gün bugündür huysuz Milo ne zaman evin köşelerinde fare avına çıkmaya yeltense, kalabalık fare ailesi çıngırağın sesini erkenden duyuyor ve Milo'dan rahatça kaçabiliyorlarmış. İşte bu mükemmel bir fikirdi. Bir varmış bir yokmuş. Kendi köyünden koşarak kaçmaya çalışan bir zencefilli kurabiye adam varmış. Koş bakalım koş. Koşabildiğin kadar hızlı koş. Beni kimse yakalayamaz. Çünkü ben zencefilli kurabiye adamım. Zencefilli kurabiye adam öyle hızlı koşmuş ki peşinden giden yaşlı kadın, koca inek, tombul domuz, şaşkın tavuk, aç tilki ve saftirik karga onu bir türlü yakalayamamış. Of, çok yoruldum. Zencefilli kurabiye adamı yakalamamız imkansız. En iyisi çiftliğimize geri dönelim. Ben demiştim, kimse beni yakalayamaz.
Zencefilli kurabiye adam koşa koşa sonunda bir şehre varmış. Ancak şehir o kadar kalabalıkmış ki insanların ayakları arasında koşarken kafası çok karışmış. Köyde koşmaktan daha zormuş şehirde koşmak. Zencefilli kurabiye adam koşarak şehirde kurulan bir pazarın içine dalıvermiş. Balık satılan bir tezgahın önünden geçerken yanlışlıkla tüm balıkları devirmiş. Ay! Au! Aa! Au! Kaç! 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 Balıkları devrilen balıkçı zencefilli kurabiye adamı yakalamak için düşmüş peşine. Seni yakalayacağım kurabiye adam. Koş bakalım koş. Koşabildiğin kadar hızlı koş balıkçı. Ama beni yakalayamazsın. Çünkü ben zencefilli kurabiye adamım. Zencefilli kurabiye adam önde, balıkçı arkada koşarlarken yerde yatan bir kedinin üzerinden zıplayıvermişler. Şehir kedisi zencefilli kurabiye kokusunu alınca bir heyecanla o da düşmüş peşine. Seni yakalayacağım. Koş bakalım. Koşabildiğin kadar hızlı koş pisicik. Bir balıkçı beni yakalamaya çalışıyor zaten. Ama beni yakalayamazsın. Çünkü ben zencefilli kurabiye adamım. Kurabiye adam peşinde bir balıkçı, bir de kedi koştururken önlerinden geçtikleri bir köpek fark etmiş onları aniden. Bir zencefilli kurabiye. Hem de en lezzetlisinden. Ruff, ruff. Dur kaçma. Seni yakalayacağım. Zencefilli kurabiye adam peşine takılan köpeği o an fark etmiş. Koş bakalım. Koşabildiğin kadar hızlı koş köpekçik. Bir balıkçı ve huysuz bir kedi beni yakalamaya çalışıyor zaten. Ama kimse beni yakalayamaz. Çünkü ben zencefilli kurabiye adamım. En önde kurabiye adam, arkasında bir balıkçı, huysuz bir kedi ve kocaman bir köpek şehrin sokaklarında koşturmaya devam ederlerken, arka sokakta peynir tırtıklayan bir şehir faresi görmüş onları. Zencefilli kurabiye kokusu bu. Boş ver peyniri. Böylece şehir faresi de takılmış peşlerine. İstediğin kadar koş kurabiye adam. Benden asla kaçamazsın. Koş bakalım. Koşabildiğin kadar hızlı koş şehir faresi. Bir balıkçı, huysuz kedi ve koca bir köpek beni yakalayamadı. Sen de yakalayamazsın. Çünkü ben zencefilli kurabiye adamım. Zencefilli kurabiye adam o kadar hızlı koşuyormuş ki balıkçı, huysuz kedi, koca köpek ve şehir faresiyle arasını epey bir açmış. Ben dünyadaki en zeki ve en hızlı kurabiye adamım. Evet, herkes duysun. Kimse beni yakalayamaz çünkü ben zencefilli kurabiye adamım. Zencefilli kurabiye adam koştuğu esnada önündeki kanalizasyon kapağını fark etmeyince içine düşüvermiş. Bir süre sonra kurabiye adama yetişen balıkçı amca, huysuz kedi ve koca köpek kanalizasyondan içeri bakmışlar. Sonra da fareye dönmüş bakışları. Ben bir şehir faresiyim. Yer altına asla girmem. Kurabiye adamı çıkaramayacaklarını anlayınca herkes evine geri dönmeye karar vermiş. Ancak zencefilli kurabiye adamı bu kanalizasyon çukuru bile durduramamış. Büyük bir ustalıkla yukarı tırmanıp kendini kurtarmış. Kurabiye adamın kurtulduğunu gören balıkçı, kedi, köpek ve fare de yeniden peşine düşmüşler. Şehirdeki hiçbir kanalizasyon çukuru beni durduramaz. Çünkü ben zencefilli kurabiye adamım.
Kurabiye adam bir anda şehrin trafiği ortasında kala kalmış. Üstelik balıkçı, kedi, köpek ve fare de ona doğru hızla gelmektelermiş. Zencefilli kurabiye adamın sağından, solundan, önünden, arkasından her yerden arabalar, bisikletler geçiyormuş. Hatta az kalsın bir arabanın altında kalıyormuş ve çok korkmuş. Eğer bir araba beni ezerse yok olur giderim. Şimdi ne yapacağım? Bu sırada trafik lambası üzerinde duran kurnaz bir martı kurabiye adamı fark etmiş. Aa, zencefilli kurabiye. Üstelik yolun ortasında. Bekle, beni bekle kurabiye adam. Martı uçarak zencefilli kurabiye adamın yanına gitmiş. Galiba bana ihtiyacın var. İstersen seni uçarak bu yolun ortasından kurtarabilirim. Ama ya beni yersen? Endişelenme. Bugün karnım tok. Seni yemek istemiyorum. Zencefilli kurabiye adam martıya güvenip atlamış üzerine. Balıkçı, kedi, köpek ve fare kurabiye adamın martı kanatları üzerinde uçup uzaklaştığını görmüşler. Artık onu yakalamaları imkansızmış. Bu yüzden çaresizce arkasından baka kalmışlar. Martı ise uçarak yerden iyice yükselmiş. Kurabiye adam rüzgara karşı zar zor tutunuyormuş. Martı kardeş, biraz yavaş uç. Yoksa rüzgar yüzünden aşağı düşeceğim. Düşersen düş. Ben de seni ağzımla yakalayıverir ve ham diye mideme indiririm. O esnada zencefilli kurabiye adam rüzgar yüzünden kanatlara daha fazla tutunamayıp aşağı düşüvermiş. Martı tam onu yakalayıp mideye indirecekmiş ki koskocaman bir bulut önüne geçmiş. Nereye gitti bu kurabiye adam? Çekilin bulutlar, çekilin! Zencefilli kurabiye adam o kadar şanslıymış ki yumuşacık bir bulutun üzerine düşmüş. Sonra o buluttan diğer buluta tıpkı bir merdiven gibi atlaya atlaya yeniden yeryüzüne inmiş. İner inmez hiç yerinde durur mu? Başlamış hemen koşmaya tabii. Koş bakalım. Koşabildiğin kadar hızlı koş. Bir balıkçı, kedi, köpek, fare ve martı beni yakalayamadı. Kimse beni yakalayamaz. Çünkü ben zencefilli kurabiye adamım. Zencefilli kurabiye adam hiç durmadan koşmaya devam etmiş. Eğer siz de bir gün ayaklarınızın arasında koşan zencefilli kurabiye adam görürseniz sakın ha peşinden gitmeyin. Çünkü o zencefilli kurabiye adam ve hiç kimse onu yakalayamaz. Bir gün şehirde yaşayan bir fare uzun zamandır görmediği fare arkadaşını ziyaret etmeye karar vermiş. Arkadaşı uzun zaman önce şehirden taşınmış ve bir tarlada yaşıyormuş. Şehir faresi uzun bir yolculuk sonunda tarla faresinin yaşadığı köye gelmiş. Burası ne kadar da kötü kokuyor. Böyle bir yerde nasıl yaşanır ki? Şehir faresi uzun ve yorucu bir yürüyüşten sonra tarla faresinin yaşadığı tarlaya ulaşmış. Tarla faresi toprağın altında kendine küçük bir ev yapmış, orada yaşıyormuş. Arkadaşım bu kadar kötü ve bakımsız bir yerde nasıl yaşıyor hiç anlamıyorum. Şehir faresi kapıyı çalmış. Tarla faresi kapıyı açmış. Karşısında uzun zamandır görmediği arkadaşını görünce hem çok şaşırmış hem de çok sevinmiş. Hoş geldin arkadaşım. Hangi rüzgar attı seni buraya böyle söyle bakalım. Şehirden çok sıkıldım. Uzun zamandır seni ziyarete gelmek, yaşadığın yeri görmek istiyordum. Ama görüyorum ki sen de buradaki hayatından pek memnun değilsin. Kim demiş? Ben burada çok mutluyum. Gel içeri de sana yiyecek bir şeyler hazırlayayım. İkisi birlikte içeri girmişler. Şehir faresi evin içini görünce şaşkınlığı daha da artmış. Tarla faresi karanlık, küçük, havasız bir delikte yaşıyormuş çünkü.
Ne kadar da karanlık ve küçük bir ev. Burada nasıl yaşıyorsun? Tarla faresi arkadaşına yiyecek bir şeyler hazırlamış. Masada bir parça peynir, marul, havuç ve mısır taneleri varmış. Hadi bakalım arkadaşım, bunlarla kendine güzel bir ziyafet çek. Şehir faresi masadakilere şöyle bir bakmış ve... Sen bunlara ziyafet mi diyorsun? Benim yaşadığım yerde fareler bu yiyeceklerin yüzüne bile bakmaz. Biz kekler, börekler, çeşit çeşit peynirler, etlerle besleniriz. Şehirde aradığın her şeyi bulabilirsin. Şehir faresi karnını doyurduktan sonra birlikte tarla faresinin yaşadığı yerleri gezmeye çıkmışlar. Şehir faresi tarla faresinin yaşadığı yeri hiç beğenmemiş. Buralar hiç bana göre yerler değil. Hem çok pis hem de çok sıkıcı. Bir gün benim yaşadığım şehre gel, sana bir de bizim oraları gezdireyim. Emin ol buraya geri dönmek bile istemeyeceksin. Ertesi sabah iki arkadaş vedalaşmışlar. Aradan çok uzun bir zaman geçmemiş ki tarla faresi, arkadaşı şehir faresinin yaşadığı yeri görmeye karar vermiş ve düşmüş yollara. Uzun bir yolculuktan sonra şehre ulaşmış. Şehir faresinin tarif ettiği yerlerden geçerek arkadaşının evine varmış. Şehir faresi bir apartman dairesinde yaşıyormuş. Tarla faresi arkadaşının yaşadığı evi görünce çok şaşırmış. Bu kocaman ev senin mi? Tamamen benim sayılmaz. Ev sahipleriyle bu evi paylaşıyorum. Karnım çok acıktı. Hadi bana söz verdiğin şu ziyafeti göster bakalım. Şehir faresi mutfağa gitmiş. Buzdolabını açmış. İçinden peynirler, etler, çeşit çeşit sebzeler, meyveler çıkarmış. Masanın üstüne dizmiş. Tam birlikte yemeye başlamışlar ki bir kedi miyavlaması duymuşlar. Şehir faresi hemen atılmış. Eyvah! Evin kedisi sesimizi duydu. Hemen saklanmalıyız. Beni takip et. İki fare duvardaki bir delikten içeri kaçmışlar. Tarla faresi nefes nefese sormuş. Evinde bir kediyle birlikte mi yaşıyorsun? Ama bu çok tehlikeli değil mi? Tehlikeli. Ama bu kadar lüks ve zenginlik içinde yaşamak için bazı şeylere katlanmak gerekiyor tabii. Biraz sonra kedi mutfaktan çıkınca tekrar saklandıkları delikten çıkıp yemek yemeye devam etmişler. Az sonra sokak kapısının açıldığını duymuş şehir faresi. Panikle... Çabuk koş! Ev sahibi kadın geldi. Bizi görmeden kaçalım. Fareler koşarak tekrar küçük delikten içeri kaçmışlar. Tarla faresi nefes nefese sormuş. Bu sefer niye kaçtık anlamadım. Ev sahibi kadın senin bu evde yaşadığını bilmiyor mu? Tabii bilmiyor. İnsanlar çok tehlikelidir. Sen bu evde bu şekilde nasıl yaşıyorsun? Bazı zorlukları var tabii. Ama ben böyle yaşamaktan çok mutluyum. Baksana ne zaman ne istesem yiyebiliyorum. Tehlike geçti. Hadi gel yemeğimize devam edelim. Tarla faresi delikten çıkmış çıkmasına ama doğruca kapının yolunu tutmuş. Bir yandan da söyleniyormuş. Yok arkadaş, benim iştahım kaçtı. Bu kadar korku bana yeter. Ben gidiyorum. Nereye gidiyorsun? Evime dönüyorum. Benim evim zengin değil belki ama korkusuzca ve özgürce yaşıyorum orada. Her an korku içinde yaşamaktansa kendi evimde rahat ve özgür yaşamayı tercih ederim. Böylece tarla faresi yaşadığı yoksul topraklara geri dönmüş. Mutlu mesut yaşamaya devam etmiş. Bir daha da şehre hiç dönmemiş.